بسم الله الرحمن الرحيم باب الانتباه في الدباء والحنتم والنقير والمسفت bu bab kabakta yahut saksıda yahut ağaçta yahut ziftli bir kapta nebiz yapmak caiz midir değil midir bunun hakkında da ihtilaf var. Ülemanın bir kısmı diyor ki burada zikredilen bu dört şeyde nebiz yapmadan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehyeyledi. Uzun uzadıya hadisleri getiriyor. Sonradan diğer bir gavri getiriyor ki Resulullah Efendimiz evvelce nehyeyledi fakat sonradan bu nesbedildi. Nebize hangi kapla yaparsan yap. Kulası o. Şimdi en evvela haram olduğunu ispat edenlerin delillerini getiriyor. Epeyce de uzun. Ondan sonra da nesb olunduğunu getiriyor. Haddesene ibn Ebi Davud قال haddesene el-Kavariri قال haddesene Yahya ibn Sa'id en Süfyan el-Sevri en Süleyman en İbrahim el-Teymiye en el-Haris ibn Süveyd en Ali'in radıyallahu anhu قال Hazreti Ali radıyallahu anhu buyurdular ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehyedediler en el-Dubba'i vel-Müzeffeti kabaktan bir de ziftli bir kaptan yani bunların içine nebizi koymaktan nehyeylediler. Bu hadis-i şerifte iki şeyi ispat etti. Neyi? Bir kabak, bir de ziftli kapta nebizi koymak, onda saklamak. Haddesena Ali ibn Ma'bed, kâle haddesena Müslim ibn İbrahim, kâle haddesena Hişam el-Destivâiyyü, kâle haddesena Eyyûbu an Sa'id ibn Cübeyr, kâle Süile ibn Ömer en-Nebîtil Cer. Abdullah ibn Ömer'e sordular ki, destide nebiz nasıldır? Bunun hükmünden sordular. فَقَالَ حَرَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ O da dedi ki Peygamber Efendimiz bunu haram kıldı. E şimdi burada desteği de ilave etti. Oldu üç. Evet. فَاتَيْتُ بْنِ عَبَّاسِ Abdullah ibn Abbas'a geldim. Ravi Sa'id ibn Cübeyr tabiinden. Abdullah ibn Abbas'tan sordu, öğrendi. Ondan sonra diyor, Abdullah ibn Ömer'e sordum, öğrendim. Ondan sonra Abdullah ibn Abbas'a geldim. فَزَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ Bunu ona zikrettim ki, Abdullah ibn Ömer böyle fetva veriyor. فَقَالَ Abdullah ibn Abbas dedi ki, صَدَقَ Abdullah ibn Ömer sadık oldu, doğru söyledi. قُلْتُ اَيْ يُجَرْ Destam hangi desti? Yani destiler iki çeşit. Bir sade, bir de ziftli. Hangisini sen söylüyordun? Âle kullu şeyin mennallâh. Her bir şey ki Allah ihsan eyledi. Hangi deste olursa olsun yani. İster yeşil olsun, ister kırmızısı olsun. Haddesena Nesru ibn-i Mertuk kâle haddesena Kuseyb ibn-i Nasih kâle haddesena Vuheybun an Eyyub an racülin an Sa'id ibn-i Cübeyr'in mislehu. Sa'id ibn Cübeyr'den aynı hadisi şerifin rivayet eyledi. Haddesena Ali ibn Ma'bed قال haddesena Ebu Ahmed el-Zübeyriyyü قال haddesena Süfyanu an Ali ibn Bezime قال haddeseni Kays ibn Hatter قال sa'altu ibn Abbas an el-Cerr el-Ebyed ve'l-Ahmer. Kays ibn Hatter diyor ki ben Abdullah ibn Abbas'a sordum. Beyaz desteden ve kırmızı desteden ki bunlara nebiz konulursa caiz midir, değil midir? فَقَالَ Abdullah ibn Abbas buyurdular ki اِنَّ اَوَّلَ مَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ İlk evvel Peygamber Efendimiz'e soran oldu, kim oldu? وَفْتُ عَبْدُلْكَيْسِ Abdülkays kabilesinin göndermiş olduğu cemaat oldu. Hani böyle onlar sordular. فَقَالُوا Onlar dediler ki اِنَّا نُصِيبُ مِنَ النَّقْلِ Ya Resulallah, biz nakilden isabet ediyoruz. Yani bizim nakillerimiz var, onlardan hurmalar elde ediyoruz. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki La teşrebu fid dubba Kabaktaki nebizi içmeyin. Ve la fil müzeffeti Zifti bir kaptaki nebizi içmeyin. Ve la fil nakiri Ağaçtan yapılmış kaptaki nebizi içmeyin. وَلَا فِي الْجَرِّ Destilerdeki olan nebizi de içmeyin.
Bu dördünden de nehyiledi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi cer deyince, desi deyince mutlak. İster beyaz olsun, ister kırmızı. Beyazı kırmızısı ne? Beyazı kaldan yapmış, böyle kurutmuş. Ehmeri ateşe koymuş, yakmış. Biri beyaz. Bir de var onun, Mısır'dan gelirmiş sırçalı, yeşil sırçalı. Ona da cerri ahtar diyorlar. Hangisinde olursa olsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsinde nehyelemiş. Fekal haddesena İbrahim ibn Merzuk قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن يحيى الزهراني عن يحيى الزهراني قال سمعت ابن عباس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى الزهراني diyor ki ben Abdullah ibn Abbas'ı işittim buyururdu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehyelediler hani dubbayı vel hantemi vel nakiri vel müzeffet dört şeydeki ne bizden nehyeylediler. Neymiş o? Dubba, kabağın içini boşadır, bir kap yapar, onun içerisine nebiz koy. Hantem, ağacı oyar, içerisine nebiz koy. Ondan kap yapar. Evet. Hantem yok, hantem kavdan. Kavdan olan. Nekir, nekir de ağaçtan olan, müseffet de zifli. Herhangi bir şey ki zifli. Bunların hangisinde olursa olsun nebiz koyup da bunu istemal etmeyin diye nehyelemiş. Haddesena Rabi'ul Mu'ezzin kâle haddesena Esed kâle haddesena Şöbet ve Hammad ibn Seleme. Şöbe ile Hammad ibn Seleme Esed ikisinden de rivayet ediyor bu hadisi. Onlar da kimden rivayet eylemişler? An Ebi Hamzete, Ebi Hamze'den. Şu anda Ebu Hamze'den iki ravi rivayet ediyor. Biri Hammad, birisi Şöbe. قال سمعت ابن عباس ابو حمزه diyor ki ben Abdullah ibn Abbas işittim. Yekulu derdi ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz nehyeledi kimi vefte Abdülgeys'ten gelen vefti cemaati nehyeledi ani dubbayi vel hantemi vel nakir. Kabak toprak yahut da ağaç kablardaki nebizden nehyeledi. Fi hadisi Şu'be bu Ebu Hamze'den iki ravi rivayet ediyor ya biri Şu'be biri Hammad. Şu'be'nin hadisinde yani onun rivayetinde ziyade var. Ve rubbama kâle en-nakîr ve'l-müzeffet. Evet. Bazılarında caiz ki böyle dedi. Nakîr ve müzeffet. Fi hadisihima cemî'an. Ve rubbama kâle en-nakîr. Şimdi ve'l-müzeffet fi hadisi macem yani her ikisinin hadisinde müzeffet var fakat nakir rivayeti Şöbe'nin rivayetinde var. Ötekinde yok ama müzeffet her ikisinde de var. Ve fi hadisi Şöbe fahfazuhunne yine Şöbe'nin hadisinde bir ziyade var. Fahfazuhunne anni Resulullah Efendimiz Abdülkays cemaatine dedi ki siz bunu benden iyi güzel alın, hifzedin ve ahbiru bihinne onları haber verin. Men veraekum sizin arkanızda olan Müslümanlara haber verin. Benden öğrenin, gidin onlara da haber verin. Bu dört kapta ki nebizi istemal eylemesinler. Nebizi yani koyacak olurlarsa bunlara koymasınlar. Koyulmuşsa onu içmesinler. Haddesena Rabi'ul Mu'ezzin kâle haddesena Esedun kâle haddesena Hammad ibn Zeyd ve Ebu Hilal en Ebi Hamza en İbn Abbas. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس Peygamber Efendimiz Abdülkays cemaatini nehyeledi anil hantemi vel nakiri vel müzeffet. Hantem topraktan yapılan kablardan, nakir ağaçtan yapılan kablardan ve müzeffet sifli kablardan ki nebizlerden nehyeledi ve fi hadisi Hammad Hammad'ın rivayetinde ziyade var o da ney ve dubba bir de kabak. Dört şey. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا أبي عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عمر سمعت ابن عمر عبد الله بن عمر يشتم يقول ذلك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبار فمس حرم قلد ني نبيذ الجر جر 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 يعني كوزة ديليمس قب توبرك قبلر
Ona Hentem de diyorlar, Cer de diyorlar. Kale Fateytü İbni Abbas. Abdullah İbni Ömer'den bu meseleyi öğrendikten sonra Abdullah İbni Abbas'a geldim diyor. Diyen kim? Said İbni Cübeyr radıyallahu anh. Fekultu elâ tesme'u mâ yekûl İbni Ömer. İbni Ömer'in dediğini sen işitmedin mi? Demek ki Said İbni Cübeyr bunu duyunca acaba bu caiz midir değil midir? Teaccüb etti de geldi Abdullah İbni Abbas'tan soruyor ki böyle dedi acaba doğru dedi mi? Kâle ve mâ yekûl. Abdullah İbni Abbas dedi ki İbni Ömer ne diyor? Kultu Said İbni Cübeyr diyor ki ben dedim ki yekûlu diyor ki harreme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nebisel cerri. Toprak kablardaki nebizden Peygamber Efendimiz haram kıldı diyor. Demek Said İbni Cübeyr'in bildi ki halal imiş toprak kabda. Abdullah İbni Ömer haram deyince teaccüb etmiş helal olan şeye bu haram diyor. Onun için meseleyi tesdik yahut da izahını almak için Abdullah İbni Abbas'a geldi. Ona sordu dedi ki Abdullah İbni Ömer böyle diyor. Kale Abdullah İbni Abbas dedi ki sadaka İbni Ömer. Abdullah İbni Ömer sadık oldu. Harrama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nebizel cerri. Doğru diyor. Peygamber Efendimiz destelerdeki nebizden nehyeledi. Haddesena Yezid ibn-i Sinan. Kale haddesena Ebu Amir'in el-Akadiyy. Kale haddesena Şubet ve Selamet ibn-i Küheyl. Kale semiyatü Ebel Hakem. Kale seeltü ibn-i Abbas anin nebiz. Fekale neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebul Hakem diyor ki ben Abdullah İbni Abbas'a gittim sordum ki nebizin hükmü nedir? Hangi kablardaki nebiz içilir yahut içilmez? Fekale buyurdular ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehi buyurdular en nebizil cerri ve dübbâi vel müzeffet. Destilerde olan nebizden, kabaklarda olan nebizden, zifli olan kablardaki nebizlerden Resulullah Efendimiz nehi buyurdular. Kale ve Seltü ibn-i Zübeyir. Abdullah ibn-i Zübeyir'e gittim sordum. Fekale misle zalik. O da öyle dedi. Ki bu üç kaptaki nebiz haramdır. Kale ve Seltü ibn-i Ömer. Abdullah ibn-i Ömer'e de sordum. Fekale neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O da dedi ki Resulullah Efendimiz nehyilediler. En nebizil cerri ve diyor ki benim kardeşim Ebul Hakem diyor ki benim kardeşim rivayet eyledi an Ebi Sa'id'in el-Hudri. Ebi Sa'id'in el-Hudri'den o da an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o da Peygamber Efendimiz'den misle zalim. Bunun aynını o da rivayet eyledi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem destilerde, kabaklarda, ziftli kablardaki nebisten nehyelediler. Haddesene ibn-i Mevzukal haddesene Ebu Amir'in el-Akadiyyü. قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن عقيل عن عطاء بن يسار عن ميمونة وعن القاسم بن محمد عن عائشة أزواج متهرتان ikisinden rivayet var. Hazreti Meymune'den عطاء بن يسار rivayet ediyor. Hazreti Ayşe'den de kardeşinin oğlu Kasım bin Muhammed rivayet ediyorlar. Bu ikisi de kimden rivayet ediyorlar? Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'den. Rivayet ediyorlar ki ennehu kâle. Resulullah Efendimiz buyurdular. La tembüzû fiddübbâi vel müzeffeti vel nakîri vel zirâr. Dört kabda nebiz yapmayın. Nebizi koymayın dört kaba. Kabak bir, zifli kap iki, oyulmuş ağaç üç, destiler dört. Bunlara nebizi koymayın. Bunların koymayın, bunlardaki sebep tez bozulur da nebiz tatlı kalmaz. Tezden bozulur da müskirat haline gelir onun için. Haddesene ibn-i Mevzuk kâle haddesene Abdüssemed en şu'bete en hammadin en İbrahim'e en ilesved kâle se'eltu Aişete emme harrama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minel ev'iyye. Hazreti Ayşe'ye sordum ki Resulullah Efendimiz hangi kablarda nebiz kullanmayı haram kıldı? Elleti öyle kablar ki yümbezi fiha. Onda nebiz konulur. Nebiz konulan kabların hangisini haram kıldı diye sordum. Fekalet el-Müzeffet'i dedi ki zifti kablarda nebiz kullanılmasını Peygamber Efendimiz nehyeledi.
Haddesene ibn-i Mertuk kal, haddesene Revhü ibn-i Ubade, an Hammadin, an İbrahim, an İl-Esved. قال سألت عائشة عن الأوعية التي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسود diyor ki Hazreti Aişe'ye sordum ki Resulullah Efendimiz hangi kablardaki nebizin kullanılmasını yahut nebize hangi kablara konulmasını haram kıldı. فقالت Hazreti Aişe buyurdular ki el-gar'u kabak vel-müzeffer zifli kablar. وَهِيَ جِرَارٌ خُدْرٌ Müzeffet nedir diyor zifti kablar? Bunlar yeşil destilerdir ki كَانَ يُجَاءُ بِهَا مِنْ مُصِرٍ Müzeffeteten Mısır'dan ziflenir gelirlermiş asırları toprak fakat ona yeşil zifti sürerler. Biz ona ne diyoruz? Sır diyoruz, sırdı. Onu orada Mısır'dan yapar gönderirlermiş. Bunlara nebizin konulmasını Peygamber Efendimiz yasaklamıştır. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد عن شعبة قال سمعت منصورا فذكر بإسناده مثله شعبة diyor ki منصور eşit مين حديث الشريف o da zikrediyor قال قلت فالجرار Hazreti Aişe'ye sormuşlar ki peki sen burada iki şey zikreyledin Hazreti Aişe ne demiş zifli olan kaplarda nebiz kullanmayın. Peki diğer desteler felcira, zifli olmayan diğer desteler buna ne dersin? Fadet Hazreti Aişe dedi ki ma ene zâidetüke alâ mâ kad semiyete Resulullah'tan eşitliğin bir hadisin üzerine ziyade edici değilim. Ben o kadar işittim, o kadar söylerim. Demek ki bu hadisi şerifte ötekiler Hazreti Aişe eşitmemişti. Onun için buna müzeffet dedi. Halbuki diğer hadisi şeriflerde ötekilerinde söylüyor. Onları sonradan işitmiş. Haddesena Rabiul Mezin kâle haddesena Esedun kâle haddesena Şeybanu Ebu Muaviye anil Eş'asi bin Ebi Şafa kâle haddeseni Abdullah ibni Ma'kilin Muharibi kâle simiyetu Aişete tekul Abdullah ibni Ma'kil diyor ki ben Hazreti Aişe'yi işittim derdi ki Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehi buyurdular. Neden? En yümbeze fil hantemi ve dübbâi vel müzeffeti. Üç kabda nebiz, üç kaba nebiz konulmasını nehilerdiler. Hantem, topraktan yapılan kablar. Dübba, kabaktan yapılan kab. Müzeffet, zifli kab. Neden olursa olsun. Seni katâdetü. قال حدثني أربعة رجال عن أبي سعيد الخدري. قتادة diyor ki أبو سعيد الخدري'den dört adam bana rivayet eylediler. وحدثني خمس نسبة عن عائشة. Hazreti Aişe'den de beş kadın rivayet eylediler ki dokuz oldu. أبو سعيد الخدري'den dört erkek. Hazreti Aişe'den de beş kadın rivayet eylemişler. قتادة'ye ki أن النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neha an nebizil cerri. Toprak kablardaki nebizden nehyeyledi. Toprak bir kaba nebiz konulmuşsa bunu kullanmayın, istemal etmeyin buyurdular. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Revhun, kâle haddesene Şöbetun, kâle haddesene Ubeydullah ibn-i Umar, el-İmran ibn-i Abdillah. Kâle semiyatu Abdallah ibn-i Şemmas, yekûlu seeltu Âişete radıyallahu anh. Abdullah ibn Şemmas buyuruyorlar ki ben Hazreti Aişe'ye sordum. Fekalet dedi ki Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil hantemeti. Peygamber Efendimiz hantemedeki nebizden lehiylediler. Yani toprak kablardaki nebizden. Ve hiye hanteme nedir? El cerretü cerredir. Desteler topraktan yapılan. Ve anil dübba kabağın içindeki nebizden, kabakta kullanılan nebizden. Ve müzeffeti, zifli kablara konulan nebizden. Ve nekir, ağaç kablara konulan nebizden nehi buyurdular. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Ebu Davud, kâle haddesene Süleyman ibn-i Ma'ad, kâle haddesene el-Eş'atü, kâle semiyatü Habbetel-Ureniyye. Habbetel-Ureniyye işittim. Yakulu derdi ki, semiyatü Aişete. Yakul. Ben Hazreti Aişe'nin söylediğini işittim ki buyururdu Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Neha anil dübbâi vel hantemi vel neqiri vel müzeffet
dört kaptaki nebize nehyilediler. Kabak bir, toprak kaplar iki, ağaç kaplar üç, zifti kaplar dört. Haddesena Ali ibn-i Şeybe, kâle haddesena Yahya ibn-i Yahya, kâle haddesena Hammad ibn-i Zeyd, en sabitin kâle kultu ibn-i Ömer. Sabit diyor ki, ben Abdullah ibn-i Ömer'e dedim ki, radıyallahu teâlâ anhüma, enehâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz nehi buyurdular mı? Ennebidil cerri, toprak kablara konulan nebizden. Nehi buyurdular mı? Fekale, dedi ki, kad ze'amu zalik. Bunu böyle cevap ettiler. Yani Resulullah Efendimiz'in nehi buyurduğunu ashab-ı kiram zevam eyledi, söylediler. Zevam edince, yani kendisinin kanaati orada da değil. Öyle dediler, diyorlar dedi. Böyle diyor, böyle zevm ediyorlar. Ama mesele ben de böyle diyorum demedi. Haddesene bin Ebi Davud, kâle haddesene hüdbetü en Halid'in, kâle ehberena Süleyman ibn-i Mughire, en Sabit'in, kâle kultu ibn-i Ömer. Sabit diyor ki, Abdullah ibn-i Ömer'e dedim ki, enehâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en nebidil cerri. Desti kablarda ki nebizden Peygamber Efendimiz toprak kablardaki nebizde nehyelediler mi? Fekale ze'amu zalik. Böyle söylettiler. Yani kendisi işitmemiş. Başkalarından böyle işitmiş ki onlar da Peygamber Efendimiz'in nehi buyurduğunu söylemişler. Haddesene Yunus kâle ahberen ebn-i vehbin enne maliken haddesehu en nafi'in el ibn-i Ömer. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem khatabe fi ba'di megazihi. Yine Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediliyor fakat bu rivayet eden İmam-ı Nafi. Meşhur kurra var ya, Medine'nin kurrası, evet. İmam-ı Nafi. Ondan da İmam-ı Malik rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz bazı gazalarında hutbede idi. Fensarefe kable en ebluğahu. Ben o hutbeye gidip de dinleyinceye kadar hutbesini bitirmiş oldum. Yani haber vermişler Abdullah ibn Ömer'e ki Peygamber Efendimiz hutbe okuyor. Gitmiş o diyor, ben gidinceye kadar hutbesini bitirmiş oldu. Fese'eltu mazakal. Kendisi erişemediğinden sormuş diğer hesaba ki, Resulullah Efendimiz ne buyurdular? Kalu, dediler ki, neha en yuntebede fil dubbai vel müzeffer. Dediler ki Peygamber Efendimiz bu hutbesinde kabak bir kapta yahut da ziftli bir kapta nebiz istemalini nehy buyurdular. Bunlara nebizi koymayın dedi. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu'l Velid. Kâle haddesena Şabeten Süleyman el-Teymi. En Tavusin an İbn Ömer. Kâle neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en nebizil cerri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toprak kablarda nebizin bulunmasını nehy buyurdular. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن عبيد الله النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكرع والمسفر. Yani Abdullah ibn Ömer diyor ki Peygamber Efendimiz kabaktaki nebizden, sifti kaptaki nebizden nehy buyurdular. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر. Ashab'tan iki zattan rivayet ediyor Ebu Zübeyir. Biri Hazreti Cabir, birisi de Abdullah bin Ömer. Rivayet ediyor ki, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz Hazretleri, neha anin nekir ve dubbai vel müzeffer. Nekir, ağaç. Ağaçtan oyulmuş kap. Dubba, kabaktan yapılan bir kap. Müzeffer, sifli kap. Bunların üçündeki nebizden nehy buyurdular. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene vehbun, kâle haddesene şöyle, ha. وحدثنا ابن مرزوق ايسا قال حدثنا بشير بن عمر قال حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفر. ابن حريث diyor ki Abdullah ibn Ömer dediler ki Peygamber Efendimiz destelerdeki nebizden, kabaklardaki nebizden, ziftli kablardaki nebizden nehy buyurdular. Peki nebizi ne de kullansınlar, ne de neye koysun da istimal etsinler? Ya onu da beyan ediyor. Diyor ki ve emre. Resulullah Efendimiz emir buyurdular. En tümbede fil esqiyeti. Tulumlarda nebizin istimal edilmesini. Yani deriden yapılan kablarda.
diğerlerinde yapmayın. Deri tez bozmaz. Uzun müddet onun tatlılığını muhafaza eder. Ama diğer bu zikredilen dört türlü kablar tezden bozar, müskirat şeklinde getirir. Haddesene ibn-i Merfuk kâle haddesene vehbun kâle haddesene şöbeti en muharibi ibn-i disar. An ibn-i Ömer kâle neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. An iddübbâi vel hantemi vel müzeffeti. Abdullah ibn-i Ömer'den muharibi ibn-i disar rivayet ediyor. Eyni hadisi şerif. Peygamber Efendimiz kabakta, toprakta, ziftli kaplardaki nebizden nehi buyurdular. قَالَ لَا اَدْرِي وَسَكَرَ النَّقِيرِ اَمْلَى Nakiri de zikretti mi, etmedi mi? Yani ağaç kabri de zikretti mi, etmedi mi? Onu hatırlamıyorum. Dedi. حَدَّسَنَا بْنُ مَرْزُوكَ قَالَ حَدَّسَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّسَنِي عَمْرُ بْنُ مُرَّ اَنْ زَاذَان قَالَ قُلْتُ لِبْنِ عَمَرْ Abdullah ibn Ömer'e dedim ki, اَخْبِرْنِي haber ver bana. اَمَّا نَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in nehyilemiş olduğu şeylerden. Nehide neden? اَنْهُ مِنِ الْاَوْعِيَةِ Peygamber Efendimiz'den haber ver ki hangi kablardan nehyilediler. Ve فَسِّرْهُ لَنَا O kabları da bize tefsir et. Bir lügatına bizim lügatimizde. Ki bize iyice beyan buyur ki anlayalım. Hal Abdullah ibn Ömer dedi ki Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehy buyurdular Enil hantemi Hantemi Kab olarak istemal edip içine nebiz koymadan Vahiyye hantem Elleti şul bir kabdır ki Tüsemmuneha siz ona tesmiye edersiniz isim verirsiniz El cerre Sizin lügatınızda cerre dersiniz İşte hantem bu izah ediyor. Topraktan yapılan kap. Ve neha ani dübbâi. Dübbâdan da Peygamber Efendimiz nehyeylediler. Yani dübbaya konulan nebizden. Ve hiye dübbada elleti tüsemmûneha el-gar'a. Sizin lügatınızda gar'a derler. Kapak. Arapların bâsi gar'a değil, bâsi dübbadır. Ve neha ani müzeffeti. Müzeffetteki kaptan da Peygamber Efendimiz nehy buyurdular. Ve hiye müzeffette el-mukayyere. Gayrilenmiş yani ziftlenmiş. Çünkü zift de bazı lügatlerde yine zift derler. Bazılarında gayr derler. İzah etti. Ve neha anin nakiri. Nakirdeki nebizden de nehyeyledi Peygamber Efendimiz. Ve hiye nakir de en nehletü hurma ağacıdır. Ki tüşahhu şahhan ve tunqaru nakran. O parçalanır, içi oyulur, kab yapılır. Hurmanın ağacı. Onun içerisini oyar, onu kab yapar. İşte ona da nebizi koyup da istemalda nehy eyledi. Ve emere Resulullah Efendimiz emriyledi en tümbede nebizin istemalini, nebizin konulmasını ne de fil eskiyeti, eskiyede sakkaların kullanmış olduğu tulumlar, su tulumu, yağ tulumu işte o tulumlara konulmasını emriyledi. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا روح عن حماد عن ابي زبير عن جابر حضرت جابر de buyurdular ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz nehy buyurdular ani dubbay vel müzeffeti vel nakib kabak zifli kab ağaç kablardaki nebizden nehy buyurdular حدثنا علي بن معبد قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال قال ابن زبير سمعت جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله يشتم يقول buyururdu ki نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فمز نهي buyurdular عن الجر المزفت والدباء والنقير toprak kap fakat ziftlenmiş zift konulmuş yahut da kabaktan kab yapılmış, yahut da ağaçtan kab yapılmış, bunları nebiz konulmasından nehy buyurdular. Haddesena Aliyyun kâle haddesena el-Haccâcu an ibni Cüreyci. Kâle akhbereni Ebu Kesa'a enne Eba Nedrete ve Hasenen. Ebu Nedre ve Hasen. Akhberahu ona haber vermişler. Ki enne Eba Sa'idin el-Hudri akhberahuma. Ebu Said'in Kudur onlara haber vermiş. Hasan'dan Murat burada Hasan-ı Basri radıyallahu anh. En akhbarahuma enne vefte Abdülkays
Ebu Seyyid'in Hudri Eba Nebra'ya ve Hasan'a haber verdi ki Abdülkays cemaati lemma etevün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem vaktaki Peygamber Efendimiz'e geldiler. Kalu dediler ki ya Nebiyyallah ey Allah'ın Nebisi cealenallahu fidake Allahu Teala bizi sana fida kılsın. Ma yasluhu lena minel eşribe içilecek şaraplardan bize salih olan nedir? Yani helali hangisidir? Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki la teşrebu fin nakir. Ağaçtan yapılmış hurma ağacından içi oyulmuş kap yapılmış. Bunda nebizi koyup içmeyin. Kalu ya Nebiyyallah. Ey Allah'ın peygamberi. Cealenallahu fidak. Allah bizi sana fida kılsın. La nedri men nakir. Sen nakir dedin. Fakat nakiri biz anlamadık ki. Nakir nedir? Nakiri anlamadı. Onlar da Arap oldukları halde nakirin ne dediğin ne olduğunu bilemediler. Kale dedi ki naam el cizu cizya yani hurmanın kökü yungaru vasduhu ortası boşaltılır. Oyulur. İşte budur. Nakiri izah ediyor. Hurmanın cizini ağacını alırsın ortasını oyarsın. Budur. Ve la fid dubba kabaktaki nebizi de içmeyin. وَلَا فِي الْحَنْتَمَةِ topraktan yapılmış kablardaki nebizi de içmeyin diye emir buyurdu. حَدَّسَنَا بْنَ اَب۪ي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا عَيَّاشُ الرَّقَّامِ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْعَلَى قَالَ حَدَّسَنَا بْنَ اِسْحَاكْ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِيَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ben Peygamber Efendimiz'i işittim ki yenha nehyederdi اَمَّا يُسْنَعُ فِي الظُّرُوفِ الْمُسَفَّةَ zifli kablarda nebizin istemalini ve fil dubba kabağın kabuğundan yapılan kap. Bunlardaki nebizi nebizin kullanılmasını nehyelerdi ve kâle kullu müskirin haram. Hem de buyururdu ki sarhoşluk veren her şey haramdır. Bu rivayet de Enes İbn-i Malik'ten geldi. Haddesene İbn-i Merzu kâle haddesene Ravhun kâle haddesene Şu'betu kâle semiyatü teymiye yuhaddisu Nebi Nazra en Ebi Sa'idin radıyallahu teala. Ebi Said'in Kudri'den rivayet ediyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz neha an nebizil cerri toprak kabdaki nebizin istimalından nehyeledi. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Ebu Zeydin'in Nehviyyü an Süleyman'a Teymiyye fe zekere bi isnadihi mislehu. Aynı hadisi şerifi Süleyman'a Teymiyye de zikrediyor. حدثنا يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أنس بن مالك خبر بيردونك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أكرم فنمس نهى عن الدباء والمزفة خرم إشين قبغن قبن دا يخط الزفل بير قبضة da nehyiledi. Neyi nehyiledi? En tümbede fihima. Nebizin bunlara konulmasını nehyiledi. Haddesen Ali ibn Ma'bed kâle haddesen Ali ibn Ziyad kâle akberena Şu'betu kâle akbereni Süleyman-ı Şeybani kâle semiyatu Abdallah ibn Ebi Evfa yekûlu neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu rivayette Abdullah ibn Evfa'dan, Ebi Evfa'dan geliyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki nehi buyurdular. اَنَّب۪يذِ الْجَرِّ الْاَخْضَرْ yeşil destelerdeki nebizden yani sırçalanmış, ziftlenmiş. قَالَ قُلْتُ فَالْاَبْيَدْ ya beyaz olursa yani ziftlenmemiş olursa قَالَ لَا اَدْرِ وَلِي bilmiyorum. Ondan da nehi buyurduğumu buyurmadım bilmiyorum dedi. Bu Abdullah bin Efan'ın rivayeti. Halbuki ondan da nehi buyurduğu yukarıki rivayetlerde geçti. حدثنا ابن مرثو قال حدثنا وهب وسعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني عن ابن أبي أوفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أين حديث الشريف إمام التحاوي ابن مرثو تاريخي لترواية اليوم حدثنا ابن مرثو قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن أبي شمر الضبعي قال سمعت عائذ بن عمرو يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم Aiz ibn-i Amr dediler ki Peygamber Efendimiz nehi buyurdular. Anidbibbâi vel nakîri vel müzeffeti vel hanâti. Kabaktaki nebizden, hurma ağacından yapılmış nebizden, ziftli kaptaki nebizden,
topraktan yapılan kablardaki nedir? Bu dördünden de nehy buyurdular. Zaten dört şeyde duruyor en çok. Haddesena Muhammed ibn Hüseyin, kâle haddesena Haccacun, kâle haddesena Hammadun, an Ebi Teyyah, an Hafsin el-Leysiyyi, an İmran ibn Hüseyin, anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehanil hantem. Hantem topraktan yapılan kabdaki nebizden nehy iledi. Bu rivayette İmran ibn Hüseyin'den geldi. Haddesena Hüseyin ibn Nasrin. Burada kalsın. Allah-u Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Haddesena Hüseyin ibn Nasrin. Kâle semi'tu Yezid ibn Harun. Kâle akhberena Hişam ibn Hassan. An Muhammedin an Ebi Hureyre'te kâle neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Hureyre buyurdular ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehyelediler. Kimi? Vefte Abdülkays, Abdülkays kabilesinin veftini, cemaatini nehyelediler. Anit Dubbayi vel Hantemi vel Nakiri vel Müzeffet vel Müzadetil Mecbube. Şimdi burada bir şey, beş şey zikreyledi. Yukarıdaki hadis-i şeriflerde dördünü zikreylemişti. Dubba, kabakta nebizi kullanmak. Bir, Hantem, toprak kaplarda. İki, Nekir, ağaç kaplarda. Üç, Müzeffet, ziftli kaplar. Ne olursa olsun. Hasreten zift zaten topraklı kaplardan çok olur. Dört, beşinci bu rivayete diyor ki vel mezâdetil mecbûbe, kesilmiş, kat edilmiş gırba. Ağaçtan. Ağaçtan değil, deriden. Mezâdet gırbadan yapılır. Mecbûbe dedi ki yani o tam gırba değil de kesik. Gırbalar var ya, burada sücüler mücüler götürüyor. Tam gırba yani hayvanı turun çıkarırlar. Turun çıkarırlar, onun derisi olur işte gırba. Aynen hayvanın başının yerinden onu yarması o şeyi. Onu turun çıkarırlar, bizler de kasaplar yapar. Onu bir parça açar, ondan sonra öyle sıyırır ve deriyi çıkarır. Ayak yerlerini güzel bağlar, işte oldu turun. Demek türk peniri var ya, türk peniri onun gibi. Bu mecbube dedi ki onun kesilmişi. Mecbube bir parça, bir de ondan nehyledi. Yarın demek manasına geliyor galiba. Ve kâle, Peygamber Efendimiz buyurdu ki İn tebiz fî sekâike veşrep hulven tayyibâ. İn tebiz, sen hurmayı koy. Neye? Fî sekâike, kendi kırbana, turumuna koy. Veşrep hulven tayyibâ. Tatlı tatlı, güzel değil. Yani o bozulmadan iç. Demek ki kırba bozmuyor. Kırbada ne bizi oraya koyursa uzun müddet kalıyor, bozuluyor, tatlı tatlı içersin. Fakat öteki kaplara koyursan tezden bozulur. Onun için nehyelemiş. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ, birisi Resulullah Efendimiz'e dedi ki اَتَأَذَنُ لِي, ya Resulallah bana izin verir misin? فِي مِسْلِ هَذِهِ, şu misilde, şu kadar miktarda. Ve işaret yediği, iki eliyle işaret eyledi. İki eliyle işaret edildi ki ya Resulallah, bu nehyelediğin kablardan şöyle iki elini gösterdi ki yani bunun bu kadar içsem buna müsaade eder misin? Fazla değil de bir koç avucu. Evet. Ve ferrece beynehuma, aralarında açtı. Avuçlarını da böyle açtı. Beynehuma, yani bu kadere müsaade eder misin? Diye Resulullah Efendimiz'e sordu. Fekale izen tece'aluha mislihazi, izen bu takdirde tece'alha, sen onu kıl, tece'al onu kılarsan mislihazi, şöyle kılarsın dedi. Ve eşare biyedeyhi eklere misalik, Peygamber Efendimiz daha çok gösterdi. Eğer içecek olursan daha büyük gün iş yani. O az gösterdi. Resulullah Efendimiz eliyle daha büyük gün işaret etti ki o takdirde daha büyük gün içebilirsin. Yani eğer tatlı olursa, eğer turuma koysansa tatlı olursa, o bir koç avucu dedi tatlıdan. Resulullah Efendimiz dedi ki tatlı olduktan sonra, bozulmadıktan sonra ne kadar içersen iç, daha fazla miktarını gösterdi. Haddesena Ali ibn-i Ma'bed kâle haddesena Şureyh ibn-i Nu'man el-Cevheri kâle haddesena Süfyanu ani Zühriyi akberehu Ebu Selamete أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki la tembezu la tembezu fil dubbay ve la fil musaffar. Kabaktan yapılmış kapta hurma nebiz yapmayın. Ve la fil musaffar. Zifti kaplarda da nebiz yapmayın. Sümme yekul Ebu Hureyre. Sonra Hazreti Ebu Hureyre buyururdu ki İctenibül hanatime ve nakir. Yani bu rivayette ben size dubba ile müzeffedi zikreyledim ama siz hanatimden, nakirden de sakınınız. Yani toprak kablardaki nebizden, ağaç kablardaki nebizden de sakınınız. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Amru ibn Ebi Seleme, kâle semiyetul evza'iye yekûl. İmam-ı Evza'yı işittim ki der diyor, haddesene Yahya ibn Ebi Kethir. قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة dediler ki Peygamber Efendimiz nehylediler annebizil ciraril müzeffefeti ziflenmiş saksılarda güveçlerde kaplarda ki nebizden ve dubbayı kabaktaki nebizden öyle kabak ki el müzeffefi ziflenmiş ve zurufi zaflardan herhangi bir kap ki ziflenmiş. Onların hepsinde Resulullah Efendimiz nehyeledi. Bunlar da nebizi koymayın ve burada koyulmuşsa içmeyin. Haddesena Fatun, kâle haddesena Nüfeyliyyü, kâle haddesena Züheyrun, kâle haddesena Ebu İshak, kâle emdâni Mücahidun, kâle semiyatü Ebâ Hureyre'te yekûl, nehâna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bizi nehyeledi. En nembüze fil dubbâi vel müzeffeti. Kabakta yahut da zifti bir kapta nebiz yapmayı, nebizi ona koyup da istimal etmeyi bizi bunlardan nehyledi. Haddesena Muhammed ibn Abdillah ibn Meymun, kâle haddesena el-Velid ibn Müslim, anil-Evsa'iyye, an Yahya, an Ebi Selemete, an Ebi Hureyre'te. Kâle nehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Hazreti Ebu Hureyre buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz nehyelediler, anil-Cirari destilerden. Ve dubbayı kabaktan ve zurufil müzeffeteti bir de zarflardan. Bunlar ne vurursa el müzeffete. Ha, müzeffete kelimesi ya zurufun sıfatı yahut hepsinin. Evet. Destilerde ve dubbalar kabakta ve zifte herhangi bir kaptaki nebizi istimal etmeyin. Şimdi bunlar zifti olsun olmasın. Yukarıki hadisi şeriflerden de anlaşılıyor ki ziftli olmayanlardan da nehyeledi, ziftli olandan da nehyeledi. Zaten ziftli olmayandan nehyelerse ziftli olan evrabitleri. Daha tez bozar. Haddesena Yunus kâle ahberene ibn-i Vehbin enne maliken ahberehu anil alâ ibn-i Abdirrahman en ebihi an ebi hurayrete enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha en tümbeze fil dubbâi vel müzeffer. Yine Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz kabakta nebiz yapılmadan, zifti bir kapta nebiz yapılmadan haddesena Ali ibn Ma'bed kâle haddesena Şebâbet ibn Sevvâr kâle haddesena Şu'betü en Bükeyr an İbn Atâ en Abdirrahman ibn Ya'mur el-Deylemi anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Hazreti Ebu Hureyre'den en hadisi şerifi. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadisi şerifi Abdurrahman ibn Ya'mur da rivayet ediyor. Haddesena Aliyyun kâle haddesena Yahya ibn Abdülhamid kâle haddesena Abdullah ibn Mübarek en Vefâin en İyâsin en Ali ibn Rabi'a en Semret ibn Cündüb kâle neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Semret ibn Cündüb'den de rivayet edildi ki Peygamber Efendimiz nehyelediler. Anid dubbâi vel hantemi vel müzeffeti. Kabaktaki nebizden ابن عبد الوارث قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلي عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بن رسول أكرم فنمزة قدم حين نزل تحريم الخمر خمر حرام olduğunu beyan eden ayeti kerimenin nüzulü vaktinde فقلت يا رسول الله İnna ashabu kermin. Ya Resulallah biz üzüm bağlarının sahipleriyiz. Vakat nezele tahrimul hamri. Hamrin tahrimi nazil oldu. Biz üzümü hamir yapıp içiyorduk. Şimdi bu da haram kılındı. Fe mâzâ nesne'u biha. Biz bu üzümleri ne yapalım?
evvelden şarap yapıyordular, hamir yapıyordular, içiyordular, satıyordular. E şimdi üzümü ne yapacağız biz? Diye sordum diyor Resulullah Efendimiz'e. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem emir buyurdular ki tettehizûnehu zebiben, onları kuru üzüm yapın. Kurudun. Kurudun, kuru üzüm olur. Kale ya Resulallah nesne'u bi zebibi mâza? Peki kuru üzümü ne yapalım? Lan üzümleri kuruttuk, say etmedik, kuru üzüm buldu. Kuru üzümü ne yapalım? قَالَ تَسْنَعُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ. Siz sabahleyin yemek yediniz mi, kuru üzümü suya koyun, o yumuşasın, şarap olsun, akşam yemekinde için, sabahtan yaparsa, koşar gibi, yatsıda için. وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ. Bir de yatsıda yaparsan, onu da sabahtan içersin, hoşa olur. Hani kuru üzüm ya, evet. Yani aradan evet. 4-5 saat, 6 saat geçer, yumuşar. İşte o vakitte akşam yaptığın sabahtan içersin, sabahtan yaptığın akşam içersin. Yani fazla kalmayın, koymayın. قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَلَا نُؤَخِّرَهُ حَتَّى يَشْتَدَّ. Biz bunları bırakmayalım, hatta keskinleşsin. Bunu yapsak olmaz mı? Çünkü adı yani sirke gibi bir keskinleşsin. Buna müsaade yok mu? قَالَ لَا تَجْعَلُوهُ فِي الْقِلَالِ وَالْدُبَّا. Eğer keskinleşmesini isterseniz başka gullelere, yani toprak kablara, hurma, şeyden, kabaktan olan kablara koymayın. Onlar bozar. Ama yukarıda geçti ya, tulumlarda olursa kalır, o bozulmaz. Yani o bir parça gene keskinleşir ama fakat serpuşluk verecek dereceyi getirmez. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ. Öyle madem bir kısmı zahip oldular اِلَا اَنَّ الْاِنْتِبَادَ, şuna zahip oldular ki nebizi yapmak ve koymak فِالْدُبَّائِ قَبَغَ وَالنَّكِيرِ hurma ağacından yapılmış kaba وَالْحَنْتَمِ topraktan yapılmış kaba vel müzeffeti yahut da zifti bir kaba nebizi yapıp koyup onu içmek haramın haramdır. İsterse bozulmasın, yani bunlara göre nebizi onlara koydun mu bozulsun bozulmasın haramdır. Ya işte şimdi yaptım, bu kaba koydum, zifti bir kaba koydum, iki saat sonra da içeceğim, yok diyor. Haramdır. Hiç onlara koydun mu temiz koyduğun o şey hurma, üzüm suyu yahut da hurma suyu haram olur dediler. وَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ بِهَذِي الْاَسَرِ. İşte bu eserlerle de ihticac ettiler. Dediler ki serhoşluk verecek hala gelsin gelmesin, bu kablarda nebiz kullanmak haramdır. وَخَالَفَنْ فِي ذَٰلِكَ اَخَرُونَ. Fakat ulemadan bir kısım bunlara muhalefet etti. Dediler ki فَاَبَاحُ الْاِنْتِبَادَ فِي الْاَوْعِيَةِ كُلَّهَا. Dediler ki nebiz herhangi kapta olursa olsun konulur ve helaldir. Nebiz ister hurmadan, şeyden, kabaktan yapılsın, ister topraktan yapılsın, ister ağaçtan yapılsın, ister deriden, istersen zifli olsun, isterse ziftsiz olsun, herhangi kaba koyursa koysun, helaldir dediler. Ve kâne minel hücceti lehum fî zâlik. Bu helaldir diyenlerin hüccetindendir bu mesele hakkındaki enne hâzî lâ sârelletî raveynâhâ. Bizim bu rivayet etmiş olduğumuz haramdır diye beyan buyurulan bu hadis-i şerifler mensuhatun kulluha, bunların hepsi mensuhtur. Şimdiye kadar okuduğumuz bu kadar hadis-i şerif İslamiyet'in evvelinde var idi. Bu kaplara bir nebiz konuldu mi o ne içmesi haram idi. Sarhoşluk versin vermesin. Fakat sonradan Resulullah Efendimiz bunları neskeyledi. Sarhoşluk verecek dereceye gelmişse caiz değil, yoksa caiz. فَمِمَّا رُوْيَ فِي نَسْخِهَا. Bu hadislerin neskedildiği hakkında rivayet edilen hadislerdendir. مَاشُولْ بِالْحَدِسْكِ حَدَّسَنَا بْنَ اَب۪ي دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ مَعْمَرُ عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ عَمْرِ بْنِ اَبِي الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّسَنِي عَلِيُّ بْنُ يَزِيدِ قَالَ حَدَّسَنِي النَّابِغَةُ بْنُ مُخَارِقِ بْنِ سَلِيمٍ قَالَ حَدَّسَنِي أَبِي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
Kâle kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki inni kuntu nehaytukum anil ev'iyeti. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben bazı kablardan sizi nehyeylemiştim ki o kablara nebiz koymayın. Feşrebu fîmâ bedâlekum. Şimdi emir veriyorum, siz içiniz, feşrebu içiniz. Fîmâ bedâlekum. Size zahir olan şeyde ihtiyacınız olursa, hangi kapta olursa olsun, koyun ve için. وَاِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكِيرٍ. Fakat sarhoşluk verecek şeylerden sakının. Sarhoşluk derecesini getirmeyin. حَدَّسَنَا رَبِيُّ الْمَاَذِّنُ قَالَ حَدَّسَنَا أَسَدْ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ أَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَابِغَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. Şimdi bu hadisi şerifi Hazreti Ali'den rivayet eylediler. Hazreti Ali'den Nabigat ibn-i Muharik rivayet ediyor. O da babası Muharik Hazreti Ali'den rivayet eylemiş. Bunu da Hazreti Ali'den yine Rabiat ibn-i Nabiga rivayet ediyor. Yani Nabiga'nın oğlu rivayet ediyor. İki senedi ile yine Hazreti Ali radıyallahu anh'ten bu hadisi şerifi rivayet ediyorlar. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccac kâle haddesena Hammadun fezekere bi isnadihim sevû. Hammad aynı hadisi şerifi başka bir senedi daha zikreyledi. Yani senedin hepsi Hazreti Ali'ye dayanıyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehyeylemiş fakat sonradan mübah kılmış. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn Vehbin kâle haddesena ibn Cüreyd an Eyyub ibn Hani an Mesruk ibn el-Ajla an ibn Mes'ud an Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın. Aynı hadisi şerifi Abdullah ibn Mes'ud terikiyle de rivayet eylediler. Ve zâde Abdullah ibn Mes'ud'un rivayetinde ziyade eyledi. Elâ inne vi'âen, âgeh olunuz ki kap da yuharrimu şey'en, bir şey haram kılmaz. Bu ziyade var. Yani helal olan bir şeyi bir kaba koydun da haram oldu, o kabını haram eder, yok o etmez. İslamiyet'in evvelinde bak haram mıdır? Helal olan üzüm suyunu, hurma suyunu bu dört kaptan hangisine koysan haram olurdu. Fakat sonradan Resulullah Efendimiz hayır, kap helal olan bir şeyi haram kılmaz buyurdu. Yalnız serhoşluk verecek dereceye gelmişse o vakitte kullanmayın. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasri قال حدثنا سمعت يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا فرقد السبقي قال حدثنا جابر بن زيد أنه سمع مسروقا مسروق يشتمش يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إمام مسروق عبد الله بن مسروق ورسول أكرم صلى الله عليه وسلم رواية يقول مثل حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. Hazreti Ali Resulullah Efendimiz'den nasıl rivayet ettiyse o da aynı şekilde rivayet etti. O rivayet etmiş olduğu hadis neydi? Ben kablardan sizi nehyeylemiştim. Onlara nebiz koymayın. Fakat şimdi size müsaade ediyorum. Hangi kapta olursa olsun siz nebiz koyun, kullanın, istemal edin. Fakat müskirden sarhoş verecek dereceden sakının. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن الصباح الدورابي قال حدثنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياد عن عبد الله بن عمرو قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأرعية. عبد الله بن عمرو بن عاصم رواية لذي بو üçüncü sahabe Peygamber Efendimize kablardan sordular. فقال buyurdu ki لا تنبذوا في الدباء والحنتم والنقيط. Siz kabakta, hurma ağacın kökünden yapılan kapta, toprakta, toprak kendine, bunlarda nebiz olmasın, bunları nebizi koyup istemal etmeyin dedi. Fekale Arabiyyun, bir Arabi dedi ki ya Resulallah, la zuru, bizde başka kap yok. Sen bizim kaplarımızın hepsini men ettin. Biz de ya hurma ağacından kap yaparız, ya topraktan, evet, yahut da kabaktan. Daha başka kabımız yok. Ne yapacağız? قال النبي صلى الله عليه وسلم. O vakit Peygamber Efendimiz buyurdular ki اِشْرَبُوا مَا حَلَّ لَكُمْ. Size helal olduğu müddetçe bu kablardan içiniz. Yani sarhoşluk verecek dereceye gelmemişse bu kablara koyduğunuz nebizden içiniz.
Veçteni bu külle miskir. Herhangi bir sarhoşluk verecek şeyden sakının. Yani emek fazla bozulmuş da artık sarhoşluk verecek dereceye gelmişse onu kullanmayın. Ama bozulmamış, tatlı kalmış, onu kullanın. Şimdi bu hadis-i şeriflerden bu anlaşılıyor. Fakat bir de var ki bozulmuş bir dereceye gelmiş. Onun azını içse, çoğu içmese de az içse caiz midir, değil midir? O yukarıda geçti. Ki bunda ihtilaflı, ulemanın bir kısmı caiz görmedi. İmam bu Hanife caiz gördü onu. Haddesena Muhammed ibn-i Huzeyme kâle haddesena Müseddet kâle haddesena Yahya'l Kattan en Süfyan en Mensurin en Salim ibn-i Ebil Ca'd en Cabir ibn-i Abdillah kâle lemmâ neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem enil avriyeti. Cabir ibn-i Abdillah diyor ki vaktaki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kablardan nehyeyledi. Nebizi şu 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 kablara koymayın dedi. Kâletil Ensar. Ensar dediler ki اِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا Ya Resulallah bu kablar zaruri bizim evde bulunması. Bu kabların bizim yanımızda, evimizde bulunması zaruri. Bundan ayrılamayız biz. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz dedi ki öyleyse فَلَا اِذَنْ Bu takdirde nehyeylemiyorum, serbestsiniz dedi. Evvela bunlardan sakının dedi. Sonunda da müsaade etti. Baktı ki ümmetinin ihtiyacı var. Bu kaplarda kullanmasına daha başka kap yok. Ne yapacaklar? Müsaade etti. Bu da neye delalet etti? Evvelki nehi meselesi mensuh olmuş. Haddesena İsmail ibn-i İshak kâle haddesena Sa'id ibn-i Ebi Meryem kâle akberena Nafi ibn-i Yezid kâle haddesena Ebu Hazra Yaqub ibn-i Mücahid kâle akbereni Abdurrahman ibn-i Cabir ibn-i Abdillah أن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم ben sizi nehiledim buyuruyor Peygamber Efendimiz bu Cabir ibn Abdullah'tan أن تنتبهوا في الدباء والحنتم والمزفر kabakta toprakta zifte kablarda nebiz yapmaktan nehiylemiştim فانتبهوا siz onlara nebiz yapın koyun ولا أحل مسكرا fakat sarhoşluğu helal kılmıyorum. Yani bunlara koyun ama fakat onlar da bozulur da fazla içer sarhoş olursunuzsa bunu haram kılmıyorum. Bu halal değil. Haddesena Yunus kâle akberen ebni vehbin kâle haddeseni Üsamet ibn-i Zeydin enne Muhammed ebni Yahya Yahya ibn-i Habban akberehu enne Elvasa ebni Habban haddesehu enne Eba Sa'idin el-Hudriye haddesehu en Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem nehvehu. Eyni hadisi şerifi Ebu Said'in Hudri de rivayet ediyor. Haddesena Ebu da İbnu Ebi Davud kâle haddesena Ali ibn-i Ma'bed ve Yahya ibn-i Abdülhamid kâle haddesena Ebu Lahvas Selam ibn-i Selim el-Hanefi en Simak ibn-i Harb en El-Kasim ibn-i Abdurrahman ibn-i Abdullah ibn-i Mes'ud en Ebihi en Ebi Burdet ebni Niyar el-Ensari قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم ben sizi nehyeledim idi ani şurbi fil aviyeti bazı kaplardaki şaraptan yukarıda geçen 4-5 kaptaki şaraptan sizi nehyelemiş idim feşrebu fima bedalekum size zahir olan ve zaruret olan kaplarda ki nebizden içiniz ve la teskeru fakat sarhoş olmayınız. Onlara koydunuz da o keskinleşir, sarhoşluk verecek dereceye gelirse sarhoş olacak kadar içmeyiniz. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Ebu Asim'in Nebil, kâle haddesene Süfyan-ı Sevriyü, en el-Gamete ibn-i Merzed, en ibn-i Bureyde, en el-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, nehvehu. Bu Ebu Musa el-Aşeri Hazretleri'nin oğlu rivayet ediyor. Anlaşılan babası vasıtasıyla çünkü kendisi Peygamber Efendimiz'i görmedi. Hadis misal oluyor. Haddesena ibn Ebi Davud, kâle haddesena Emr ibn Halid, kâle haddesena Züheyr ibn Maviye, en Zübeydin, en Muharib ibn Disar, en İbn Burayda, en Abihi, en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem istevur. Bu rivayette tamam tasrih etti. Ebu Bürde, babası Ebu Musa el-Aşeri'den, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Hadisi şerif, hangi kapta olursa olsun nebizi içiniz fakat serhoş olmayınız. Kulası bu.
حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم حاو حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا معروف بن واصل حدثني محارب بن دسار عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Yine Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri aynı hadisi şerifi rivayet ettiğini İmam-ı Tahavi başka bir senetle ispat ediyor. Haddesena Süleyman ibn Şaib kâle haddesena Abdurrahman ibn Ziyad kâle haddesena Züheyr ibn Maviye an Zübeydil Yami an Muharib ibn Disar an Ebi Bureyde an Züheyr arahu an Ebihi. İbn Bureyde Züheyr'den diyor ama fakat babasından olmasını ben zannediyorum. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أين حديث شريفي في عن برف صلى الله عليه وسلم دان أبو موسى الأشعري رواية اليوم. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وغيره عن عبد الله بن المغفل قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن المغفل diyor ki ben Resulullah Efendimizi gördüm حين نهي عن نبي الجر حِينَ نَهَا عَنْ نَب۪يذِ الْجَرِّ toprak kablardaki nebisi kullanmayın bundan nehyediyorum dediğini gördüm diyor. Yani o kelam-ı şerifi Resulullah Efendimiz'den işittim. Ve şehittuhu yine işittim, hazır oldum. حِينَ اَمَرَ بِشُرْبِهِ siz toprak kablardaki nebizden içiniz, bunu da gördüm. Nehyettiğini de gördüm, emrettiğini de gördüm. Ha şimdi bu neye delalet ediyor? Evvela nehyetmiş, sonradan da müsaade etmiyor. Evvelki hüküm mensuh olmuş. Ve kâle içtenibu sükre. Fakat serhoşluktan sakınınız. Herhangi kabda olursa olsun nebiz için ama fakat serhoşluktan sakınınız. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammadun kâle akberena Halidul Hazza en Şehri ibn Havşev عن أبي هريرة قال لما قفل وفد عبد القيس عبد القيس cemaati geldi Resulullah Efendimizle görüştüler. Resulullah Efendimiz onlara dört türlü kaptaki nebizden nehyeyledi, bunları kullanmayın dedi. Sonra onlar gittiler. قال النبي صلى الله عليه وسلم onlar giderken Resul Ekrem Efendimiz buyurdular ki كُلُّ مُرِئِنْ حَسِيبُ نَفْسِهِ herkes kendi nefsinin kefilidir. Herkes kendi nefsinin hesabını verecek. Kendisi mesuldür. لِيَنْتَبِرْ كُلُّ قَوْمٍ فِي مَا بَدَالَهُ onlar giderken Resulullah Efendimiz onlara evvela nehyetti ya, dört türlü kapta nebiz kullanmayın. Ağaçtan yapılan kaplarda, topraktan yapılan kaplarda, kabaktan yapılan kaplarda, yapı sifti kaplarda bunlarda nebiz kullanmayın. Sonra giderken onlara dedi ki herkes kendi nefsinin kefilidir. Binaenaleyh hangi kapta olursa olsun siz koyduğunuz nebizi için. Yalnız herkes kendisinin mesulü. Ne demek? Yani serhoş olacak derecede içmeyin. Kaba korsunuz o kablar, nehyettiği kablar tez bozuyor. Tez bozulur. Serhoşluk verecek dereceye gelir. İçer serhoş olursunuzsa herkes kendi nefsinin kefili. Bu dereceye getirmesi, serhoş olması. Fesebete bihâdîl âsâr. İşte bu eserlerle sabit olduğu nesh-u mâ tekeddemehâ. Buna tekeddüm eden hadislerin nesh-i sabit olduğu. O tekeddüm eden hadislerde neden? Mimma kad raveynâhu fî hâdîl bâb. Bu babda zikreylediğimiz hadisi şeriflerden fî tehrîmil intibâdî fîl ev'iyetil meskûreti fîhâ. Bu zikredilen kablarda nebiz koymanın haram olduğu hakkında bu kadar hadis-i şerifler zikreyledi bu babın evvelinde. İşte o hadis-i şeriflerin hepsinin hükmünün mensuh olduğu sabit oldu. Ve sebete ibahatul intibadi fil ev'iyeti kulliha. Herhangi kabda olursa olsun orduya nebizi koymak mübah oldu. Hangi nebizi çıkardın, hurmanın suyunu, üzümün suyunu, hangi kaba korsan koy, halaldır. Kab onu haram kılmaz. Yalnız haram olan nedir? Eğer bozulur da fazla içer, serhoş olursa haram olan budur. وَهَذَا قَوْلُ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمِهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى bu iç imamın kavli de budur. وَمِمَّا يَدُلَّ عَلَى ذَٰلِكَ اِذَا bu İmam Ebu Hanife'nin ve İmami'nin kavlüne delalet eden hadislerdendir.
enne Fehden haddesene. Fehd İmam-ı Tahavi diyor ki bize rivayet eyledi. Kale haddesene Ebu Nuaym, kale haddesene Ebu Cafer, enir Rabi'a, kale dehaltu ala Enes. Ben Hazreti Enes İbni Malik'in yanına girdim. Fara'eytu nebizehu. Ben onun nebizini gördüm. Nerede? Fî cerretin hadra. Yeşil bir destide. Yani zifli. Yeşil desti zifli. Ona nebizi koymuş. Onu gördüm. Onun nebizi. Yani ona koymuş. Onu da içiyor. Halbuki yukarıki hadis-i şeriflerde hakikati sifurette koymayın. Korsunsa derhal haram olur. Halbuki Hazreti Enes Resulullah Efendimiz'den sonra görmüş bu zat. Yeşil bir destede nebizini gördüm. Binaenaleyh o kab onu haram etse idi Hazreti Enes koymazdı. Demek ki evvelden nehyelemişti Peygamber Efendimiz. Evvelden nehyelemişti. Sonra onları neshetti. Mubah kıldı. Herhangi kab da olursa olsun. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme. Kale haddesena Haccac. Kale haddesena Hammad ibn Seleme. En Hammad ibn Ebi Süleyman. Kale dehaltu ala Enes ibn Malik bivasit. Bivasitil kasab. Vasıtul kasabdi. Enes ibn Malik'in yanına gittim. Şeyde, Irak'ta bir yer vasıt. Faraytu nebizehu, onun nebizini gördüm. Fî cerretin hadra. Yeşil bir destede. Yümbezü lehu fîhâ. Onun nebizini yapardılar. O yeşil desteye koydular. O da ondan istemal ederdi. Fahâdâ Enes ibn Malik. İşte Enes ibn Malik radıyallahu anh. Yembezü fî zuruf. Zarflarda nebizi kullanırdı. وَهُ اَحَدُ مَنْ شُلْبِ kimselerin birisidir ki رَوَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet eylediler. اَنَّهْيَ عَنِ الْاِنْتِبَادِ ف۪يهَا O cerre-i hadrada, yeşil destide nebiz koymayın nehy etmişti Peygamber Efendimiz. Onu rivayet eden eshaptan birisi de nesil.